Efendim herkese merhabalar. Evet, bir bisiklet videosuyla daha karşınızdayım. Evet, bisiklet videosu koymayalı uzun zaman olmuştu. Ama bu demek değil ki ben bisiklet antrenmanı yapmadım, bisiklete binmedim. Hava koşulları nedeniyle genelde evde trainer üzerinde kondisyon tutmaya devam ettim. Bugün size önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu konu ise hangi nabız aralıklarında çalışmalıyız konusu. Bu gerçekten bizim gibi antrenman yapanlar, hatta kısıtlı zamanı olanlar ya da bir antrenörle çalışmayanlar için gerçekten çok önemli bir durum. Şimdi antrenman yaparken antrenmana odaklanmanın birkaç tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi nabız odaklı antrenman. Diğeri de watt odaklı antrenman. Şimdi watt odaklı antrenman yapanlar genelde biraz daha triatletler. Yani yüksek seviye kullanıcılar diyebilirim. Çünkü watt odaklı bir antrenman için watt ölçer, watt metreye ihtiyaç var. Diğer bir yöntem ise nabız odaklı. Yani nabzınızı ölçerek, nabız aralığınızı bilerek ve hangi nabız aralığında çalışmanız gerektiğini önceden hesaplayarak yapmış olduğunuz antrenman türü. Özellikle intervallerde, inişli çıkışlı antrenmanlarda kontrolü muhtemelen nabız odaklı yapmak durumunda kalıyorsunuz. Peki nabzımızı nasıl ölçeceğiz? Şimdi bunun birkaç tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ve son dönemde en çok popüler olanlardan bir tanesi bilekten ölçmek. Ya böyle bir bilekten ölçen saatiniz vardır ya da bu akıllı bileklikler var artık, piyasada çok fazla artık erişilebilir de oldu, ya da onlarla bir ölçüm yapıyorlar ya da şu anda benim yaptığım gibi göğüs bandıyla yapılan bir ölçüm. Aslında bu ikisi arasında nasıl bir fark var diye soracak olursanız, bununla alakalı bir İnceleme videosu yapmıştım. Şu yandaki linkten ona da ulaşabilirsiniz. Nabız ölçmek gerçekten önemli bir durum. Çünkü sağlığınızı direkt etkileyen bir durum. O yüzden nabza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki doğru nabız aralığı ne oluyor? Aslında bunun çok basit bir hesabı var. 220 bizim sabit sayımız. 220 eksi o anki yaşınız. Bu hesabı yaptığınızda elde etmiş olduğunuz sonuç sizin maksimum nabız yüksekliğiniz. Bu nabız yüksekliğini mümkün olduğu kadar antrenmanlarınızda aşmamaya çalışın. Peki hangi nabız aralığında çalışacağız? Özellikle yağ yakma nabız aralığı hangisidir? Şimdi ben kendi yaşımdan hesaplamam gerekirse, ben 38 yaşındayım. 220-38 182'ye tekabül ediyor. 182 benim maksimum nabız aralığım. Bu maksimum nabız aralığımı %100 olarak kabul edersem, ben antrenmanlarımı %60 ila %80 arasında yaparsam ve o anda aslında yapmış olduğum antrenmanın her dakikasında yağ yakmaya başlamış olurum. Tabii ki bu yağ yakma işlemini yapabilmek için minimum yarım saatlik antrenmanları takip ediyor olmanız lazım. Yarım saatli antrenman yaptım ve bu nabız aralığında yapıyorsam artık ondan sonra yapmış olduğum her antrenman, her dakikası yağları yakmakla geçiyor. Size tavsiyem muhakkak antrenmanlarınızda bir şeyi odaklanarak antrenman yapmanız. İmkanınız varsa bu watt olabilir. İmkanınız varsa bu
nabız aralığı olabilir. Çünkü antrenmanlarınızda sizi geliştirecek olan şey aslında motivasyondur. Motivasyon için de bir şeyleri ölçebiliyor olmanız lazım. Nabız ölçümü bunun için gerçekten güzel bir yerindir. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli antrenmanlar ve güvenli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.